Merhaba. Merhaba Fahri Bey. <gülüyor> <gülüyor> Uzun süre oldu. Uzun zamandır görüşemedik. Nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, nasıl gidiyor? Ee, New York'tasın. Ee, evet. Amerika. Nasıl? Orada neler yapıyorsun? Valla hayat iyi gidiyor ama biraz soğuk. Bugün 3 derece. Evet, <laughs> Kar yağışıyla güne başladık. Burası da 1 derece. Evet. Evet birazcık şey kış aylarına geldik ama e, buna da şükür diyorum daha önceden bir Antalyalı olaraktan kışın diğerini bilmeyen bir insandım. Şimdi her mevsimi takdir ettiğim için e en güzel. azından diyorum ki hayattayım en azından karın da tadını çıkartabiliyorum Harika. diye. <laughs> e, birazcık da bu dönemleri açıkçası e, gezip tozmaktansa yaratım süreçlerine ve bir şeyler öğrenmeye kendimi geliştirmeye verdiğim için her Harika. şey yolunda diyelim. Sizler nasılsınız? Harika. Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. İngiltere'de de havalar çok soğuk. Ee, Christmas'a hazırlanıyoruz. Artık dönemi toparlamaya çalışıyoruz. Son evet. işlerimizi yapıp kapatacağız kampüsü. <gülüyor> <gülüyor> Bu da her şeyden aralıkta. Kol Kolay gelsin sizlere de. Burada da açıkçası son haftadayız herhalde. Bir hafta evet, sonra evet. her şey duracak. Çok tatlı bir zaman değil mi? Yılın böyle çok şeker bir zamanı. Herkes böyle daha bir pozitif olur. Herkes böyle bir tatil moduna girer. Her taraf ışıklı falan böyle. Işıklı olması benim çok hoşuma gidiyor evet, gerçekten. Çok her taraf ışıl ışıl. hafta bir yılbaşı ağacı. Evet. Evet, evet. evet. çok tatlı yani. <laughs> Evet. Harika. Bir konferansa katılmışsın diye duydum. Biraz da Evet. Konferanstan bahseder misin? Evet, ışıltılardan bahsetmişken aslında konferans da insanın ışıldaması üzerineydi. Ee, evet. konferansın adı Global Flourishing Conference. Bir insanı çiçek şeklinde düşünürsek, bir insanın kendi potansiyelini realize etmesi, bir çiçek gibi açması ne şekilde olur üzerine. Çeşitli akademisyenlerin, çeşitli araştırmacıların, sanatçıların ve farklı disiplinlerden insanların bir yere geldi bir konferanstı. Harika. Ben ilk defa katılıyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti. hem derneklerin de bir araya geldi, hem farklı sektörlerin de bir araya geldiği bir şeydi. İlginç bir şekilde insanın çiçeklenmesine, çiçeklenmesini, flourishing, yeşermesini, kendi potansiyelini hayata geçirmesini sadece bir insanın kendi potansiyelini optimize etmesi şeklinde değil Aynı zamanda etrafındaki toplumun da gelişmesi şeklinde tanımladılar. Evet. Hatta e, pozitif psikolojiden de ayrılan tarafında bu olduğunu söylüyorlar. Genellikle galiba pozitif psikoloji böyle biraz bencil bir şekilde kendi potansiyelini belki topluma rağmen ya da topluma ters bile düşmesine rağmen Hı -hı. gerçekleştirmek şeklinde algılandığı noktalar olsa bile Hı -hı. flourishing bir insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesi ve bunu yaparken de etrafına da bir değer katabilmesi. Harika manasında tanımlanıyordu. Ee, i̇kinci gününde konferans iki günlük bir konferanstı. Ben sanata çok meraklı bir insanımdır. Açılış konuşması sanatın insan ruhunu iyileştirici gücü üzerineydi ve özellikle böyle içinden geçtiğimiz e, çalkantılı dönemlerde sanat nasıl bize yardımcı olabilir, sanatı nasıl kullanabiliriz, duygularımızı dönüştürmek Aynen. ve belki kötü şeyleri birazcık daha iyiye doğru e, çevirebilmek adına idi. Ee, sabah saat sekiz buçukta başlayan konferansta ilginç bir şekilde iki tane Türk sanatçıyla karşılaştım. Çok tatlı bir tesadüf oldu. Ee, bir tanesini zaten tanıyordum, bir tanesiyle konferans aracıyla tanışmış oldum. Aslı Perker, bir e, yazar, ee, hikayesini paylaşırken son dönemlerde yazdığı bir makaleden ve aslında bu makalenin kendi hayat hikayesini nasıl ortaya çıkardığından bahsetti. Hikaye aslında Türkiye'nin içinden geçtiği döneme de biraz e, alakalı. Bizim deprem sonrasında yaşadığımız sıkıntılarda aslında depremle ilgili o sıkıntılı dönemde depremle ilgili acısını dönüştürmek için bir şeyler yazmak için oturmuşken <laughs> e, kaleminden kendi çocukluğu ile ilgili bir hikaye çıkmış Aslı Hanım'ın. Sanatın da aslında gücü burada ortaya çıkıyor, iyileştirici gücü niyeti bir duyguyu dönüştürmek, çözümleyemediği bir şeyi çözmek amacıyla oturduğu zaman içte yatan derinde yatan şeyleri ortaya çıkartmış diyeyim. Evet. Çok fazla şeyin hikayenin özetini geçmek istemiyorum ama şöyle bir temasal olarak bahsetmek gerekirse Aslı Hanım aslında çocukluk döneminde çok zorlu bir çocukluk geçirmiş. Annesi çok ciddi bir trafik kazası geçirdikten sonra bir sene kadar hastanede kalmış ve bu süreç hem onu psikolojik olarak hem ailevi olarak yaşadıkları şeyler bir yazar olaraktan Erken dönemde çocukluk döneminde onu çok etkilemiş. Hı hı. Ve e, bu hikayeyi yazaraktan aslında kendi iyileşme sürecini biraz hayata geçirmiş. E, i̇çinde gizli kalmış bir takım kapıları açmış. Bu kapıları açtığı için e, kendi bir iyileşme sürecine girmeye vesile olmuş bu çok yaratım güzel. süreci. Ve aynı şekilde bunu okuyan annesi e, etkilenmiş. Ve e, ilginç bir şekilde... Partneri de Tuna Kiremitçi bilinen yine başka Türk sanatçılardan bir tanesi. Bundan etkilenerek e, Aslı Hanım'ın hikayesine e, istinaden bir müzik yaratmış. Ve bu konferansta ilk defa bu parçanın premieri yapıldı. Aa, çok Aslı ilginç. Hanım yazısını okudu, hikayeyi okudu. Sonunda gözyaşlarıyla. Sonrasında da e, Tuna Bey de bundan esinlenerek e, hayata geçirdiği parçayı dinletti. Aa, çok ilginç. E, çok etkileyici bir Başlangıç oldu ve aslında çok güzel bir şekilde e, travmatik olaylarda bile e, burada işte dediğim gibi depremin insanda yarattığı duygusal çalkantılardan bahsediyoruz sonra o çocuk döneminde annesinin geçirdiği ölümcül kazadan bahsediyoruz. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dünyada açıkçası çok sempatik ve sevimli bir dünya değil. Savaşlarla karşı karşıyayız. <laughs> her birimiz kendimize yüzlerce farklı savaş veriyoruz. <laughs> Bu dönemde sanat bize nasıl yardımcı olabilir? Elimize bir kalem alırsak, elimizde bir güzel. belki bir boya alırsak, evet. o içimizdeki çalkantılı dünyayı nasıl hayata geçirebiliriz? Bunu hayata geçirdiğimizde biz birazcık daha rahatlar mıyız? Biz birazcık daha birbirimizle savaşmak yerine o negatif enerjileri pozitife dönüştürür müyüz adına güzel bir evet. davet sundu. Ee, buradan da esinlenerek ben de zaten sanatı çok seven ve her ne kadar bilimsel alanda yaşasam ve bilimsel anlamda çok fazla çalışmam olsa da hiçbir zaman sanatı hayatımdan kopartmayan bir insanım. Ben de durup düşündüğüm zaman açıkçası bu konferansın temasından önce de kendi hayatımda fark ettiğim bir temaydı bu. Ne zaman ki canım yansa <laughs> diyelim ki bir romantik ilişkinin bittiği dönem diyelim. <laughs> ya da işte Türkiye'den Amerika'ya gelmişim, yurt özlemindeyim evet. melankolideyim. Evet. Asıl o zamanlarda o içimdeki enerjiyi dönüştürmek, o özlemi o hasreti bir şeylere dönüştürmek için daha fazla şiire tutunduğumu daha fazla duygusal müzikler dinleyerekten, kimi evet. zaman ağlayarak evet. o süreci e, ne kendime zarar vererekten çünkü içimde bir şeyleri bloklayaraktan tutmuyorum evet. ama bir o kadar da o içimdeki duyguları yansıtıp Yaktığım için başka Hı -hı. insanları suçlamadan, başka insanlar da e, belki negatif şeyler yaratıp da bunların ortaya çıkmasına izin vermeden nasıl kendi içimde dönüştürebilirim? Kimi zaman hiç kalemi kaldırmadan içimdekileri yazıp sonrasında hiç kimseyle paylaşmam bile gerek olmadan yaktığım, attığım, yırttığım ve bu şekilde dönüştürdüğüm çok fazla şey olduğunu fark ettim kendi hayatımda. Çok güzel. Ee, ve bilimsel taraftan sonrasında e, araştırmacılar da gelip konferansa ikinci bir şekilde katıldıkları zaman onlar da aslında son dönemlerde yaptıkları çok fazla, çok fazla çalışmalarda insanların psikolojilerinin çok düzeldiğini tespit ettiklerini belirttiler. E, herhangi bir şekilde sanatsal bir aktarım ya da paylaşım sonrasında. Çok güzel. Ee, yani işin hem sanatsal kısmını e, yazardan bir e, sanatçıdan müzisyenden canlı şekilde görmüş olduk. Hem de sonrasında akademisyenlerin bu alanda yaptığı çalışmaları dinlemiş olduk. Benim de kişisel deneyimlerimle çok uyuştuğu için bu konuyu buraya taşımak, ha, bu şekilde açmak ve sizde de yansımaları varsa sizin de harika. kendi yansımalarınızı paylaşmanızı davet etmek kadar istiyorum. kadar çok yansıması var ki sanki böyle dinlerken ben de heyecanlandım. Çünkü benim dersimde e, hani bu, bu kadar tesadüf olamaz yani. Tevafuk derler ya eskiler. Ee, flowering, benim dersim bir anayasası var. Dersimin anayasasını bir duvara as, a, a, duvarınıza asın, çalışma masanıza asın diye falan onu bir karalamaya döküp ben ilk dersimden itibaren hatta modülün tanıtımında da modülün ilk dokümanında da o en baştadır yani bir anayasa var. O da e, benim el yazımla yapılmıştır. Bir sanat eseri gibi aslında ama amatörce yapılmış bir şey. Flowering of the Self başlığı da. <laughs> flowering of the Self. Yani aynı oksit senin katıldığın konferansın teması yani. O flowering'i çiçek gibi yaptım falan böyle. Hep onu bir süsledim. Sonra içine de onun e, hayattaki kreatif olmak için sanat prensiplerini benim kullandığım prensipleri tek tek kutulara yazdım. Her birine bir simge koydum ve her birine bir cümle koydum yani. Böyle bir aşağıya linkinde bırakırım. Çok güzel olur. Karalamanın <laughs> dolayısıyla hani bu yani o konferansta ki temalarla birebir örtüşüyor aslında. Yani aynı şekilde o sanat e, arayışı günlük hayattaki e, bireyin çiçek açması kendisini e, geliştirmesi o gerçekten sanatla olan bir şey. Biraz kendini evet. yavaşlatman, kendine şefkatle davranman. Çünkü harala gürele bitmez, stres, kaos bitmez. O, o hayatın dinginliğini yakalamanın benim açımdan e, tek yolu var. O da e, işte bu defterimle zaman geçirmek ve o defterimde zaman geçirmenin de en güzel dakikaları e, karalama yapmak. O karalama benim için bir sanat. Adı karalama ama mesela benim için çok böyle yüksek bir sanat karalamaya. <laughs> mesela bugün şunu yaptım. Evet. Öncelikle estağfurullah <laughs> demek istiyorum. Bence sizin yaptığınız karanlığa gerçekten sanat eseri gibi. <laughs> ben hayır, sanat eseri midir, bilmem tartışılır ama bana hakikaten sanat eseri vazifesi görüyor. Yani her evet. birisini böyle yaparken beynime dinlendirdim, nefes aldım, dinlenmiş hissettim, bütün günün yorgunluğunu attım, aşağıya da ne yazmışım? Ne yazdınız? Evet. Get lost in art, chaos, adventure and curiosity every day. Slogan evet. da bu. <laughs> evet. yani, e, ve böyle aklıma ne gelirse. Bu, bunun güzelliği her bir kutuda e, küçücük kutular yaptım ya. Ne kadar böyle çok kutu sığdırabilirsem o kadar hoşuma gidiyor aslında. 6 kere 5, 30. 30 kutu yapmışım. Her bir kutunun içerisinde başka bir maceraya açılmaya çalışıyorum aslında. Evet. Ve ne olacağını ben de bilmiyorum. Başlarken şu sayfaya e, hangi kutuda ne ortaya çıkacak hiçbir fikrim yok. Sıfır ve orada o bilinmezliğin heyecanı o kaosun heyecanı acaba ne çıkacak hmm. ben de bilmiyorum. Ben de merak ediyorum ve ben de keşfediyorum. O işte orada çocuk olmak var orada çocukluğumuza dönmek var. Ben çocukken böyle şeyleri çok fazla yapardım. Defterlerimle zaman geçirirdim sonra unuttuk eğitim sistemi mahvetti bizi yani. Evet. sürekli bir koş 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 şu hedef bu hedef sonra böyle e, amaçsızca e, kendimizle ruhumuzla zaman geçirmeyi özledik yani o kurşun kalem yavaş yavaş sayfanın üzerinde gezindikçe böyle ben de yavaşlıyorum beynim de yavaşlıyor çocukluğuma dönüyorum kendime e, tedavi ediyorum dinlenmiş oluyorum günün bütün sıkıntısını yorgunluğunu Atıyorum üzerimden bazen böyle yepyeni fikirler geliyor aklıma. Odaklanamadığım hmm. şeylere daha güzel odaklandığımı fark ediyorum. Hayır, inanılmaz bir şey oluyor. Hayır, yaratıcı süreç sadece sizi dinlendirmekle kalmıyor. Daha üretken olmanızı da sağlıyor aslında. E, dinlendikçe kafamda yepyeni sayfalar da açılıyor. Bunları boşalttıkça buraya kafamda da yepyeni beyaz sayfalar açılmaya başlıyor. Hani böyle evet. e, bir karalama deyip geçmemek lazım. Her birisinin içerisinde de ne olacağını o bilmeme hali o işi daha Hı -hı. da e, enteresan kılıyor. Mesela şu altı kutu birbiriyle connected bir şey hal aldı. Ben hiç evet. işte planlamıyordum bunu. Ya da şu dört evet. kutu da bir başka. Dört de, evet. evet ama mesela öyle bir planım yoktu yani. Yaparken Birden bire öyle gelişti. O, o güzelliği bu yani. Hani bu sanatın bence en güzel tarafı böyle kendini kaybediyorsun ya. Ne evet. olacağını sen de bilmiyorsun. Evet. O işte çok heyecanlı. Evet. Yani gerçek hayatta yaşayamayacağın kadar kaosu, bilinmezliği, macerayı ben bu sayfaların arasında yaşayabiliyorum yani. Evet. Gerçek hayatta belki risk almayı o kadar sevmiyorum. Mesela evet. daha ay mesela aynı yoldan gider gelirim üniversiteye. Biz, mesela hı hı. üç tekerlekli bisikletim var zaten hı hı. trafiğe çıkmaya korkarım mesela aynı yoldan biterim <laughs> gelirim mesela Yani o yeterince macera benim için ama ben defterimi ben... aldığım zaman diyorsunuz ama <laughs> uçuyorum de, e, yok kaybolabilirim yani bambaşka yollara sapabilirim her bir hatadan başka sanat eserleri çıkacak belki de o hatalar beni başka bir güzelliğe götürecek bir de Kötü üretilmiş bir şey yoktur yani. Ben, ben mesela bir sayfa bazı sayfalara bakıyorum. Hadi kötü olsun diye giriyorum. Ama kötü olmuyor yani. Her tamam. seferinde o kötü kötü şeyin içinden bir güzellik çıkıyor. Hatta ben öğrencilerimi şöyle yaptırıyorum. Gözlerinizi kapatın diyorum. Şimdi e, elinizi sayfanın üzerinde rastgele gezdiriyorsunuz. 40 saniye boyunca gezdiriyorlar. Açın önünüzdeki defterinizi sayfanızı. Şimdi bunu <laughs> diyorum. E, patternları yakalayın buradaki şekilleri. Bu şekillerin üzerinden geçin. Bunu bir sanat eserine dönüştürün. Ve sanat eserine dönüştürüyorlar. Buna bir başlık veriyorlar. Marka veriyorlar. Artist description yazıyorlar. Bunun felsefesini, hikayesini ortaya koyuyorlar. Böyle e, inanılmaz bir şey çıkıyor. Hani böyle gözün kapalı iken bile sen böyle çok güzel sanat eseri ortaya koyabilirsin yani. Böyle bizi en fazla geren şey aslında o beyaz sayfaya başlayamamak. Çünkü o beyaz sayfa bazen bembeyaz sayfada ne yapacağımı bilemem kilitlenir kalırım yani Doğru. hakikaten bilmiyorsun mesela ay bu sayfayı ne yapacağım şöyle mi yapsam yok kafama bir şey bir türlü oturmaz yani böyle bir türlü ya. başlayamam mesela onu kırmanın yolu e, leke yapmak sayfada hata Doğru. yap yani e, Doğru. ve bir yerden başla hatta gözünü kapat elini hareket ettir rastgele ya da her zaman sağ elinle çiziyorsan bu sefer sol elinle çiz sol yani bu, bu, tüm bunlar hakikaten böyle e, o sanatın daha macera dolu hale gelmesini sağlıyor. Bilinmezlikle sen o cebelleştikçe hem hal oldukça hem kendini Hı -hı. unutuyorsun hem böyle e, zamanı yavaşlatıyorsun hem beynini eğlendiriyorsun. Yılmaz bir şey yani ben hani hiçbir karalamamdan böyle boşa gitti demiyorum mesela eski defterlerime bakıyorum burada bir sürü defter var mesela. Her birinin ayı belli, günü belli, neyse böyle on, onlarca defter var. Her birinin içerisinde en böyle hoşuma giden sayfa, o karalama sayfaları. Yani. Evet. Evet. <laughs> Aa diyorum ilk yapmışım bu karalamaları yani. O kadar fazla kapı açtınız ki, e, hangi birisini e, Şimdi. benim tarafımdan da yansıtsam bilmiyorum ama <laughs> to toparlamaya çalışacağım çok Teşekkürler. Çok iyi olur toparlamak. Konuyu da çok uzatmadan. Şimdi e, bence en önemli şeylerden bir tanesi hepimizin yaratıcı olduğu gerçeğiyle barışmamız. Hepimiz evet. böyle hani standart bir şekilde profesyonel olarak bunu sanatçı olarak, e, meslek olarak yapmak zorunda değiliz. Evet. Ama hepimiz birer yaratıcıyız. Kesinlikle. Hani i̇nsan ruhunun bir yansıması olaraktan hepimiz içimizde o hisseden derinliği hissediyoruz. Kesinlikle. Ve kimimiz bunu kalemle yansıtıyor, kimimiz dansla yansıtıyor, kimimiz boyayla, resimle farklı bir şekilde. Kimimiz müzikle yansıtıyor. Kesinlikle. Bence en önemli altın çizmek istediğim nokta sizin de söylediğiniz, hepimizin yaratıcı olduğu gerçeği. Kesinlikle. Ve aslında bu yaratıcılığın içerisinde çok ciddi bir iyileştirici güç var. Kesinlikle. O iyileştirici gücün de nereden geldiğini aslında çok güzel de söylediniz. Biz günümüz dünyasında biraz böyle kendimizi parçalara bölmüş şekilde yaşıyoruz. Evet. Ee, ve çok fazla aklımızla iş yapıyoruz. Duygularımızı çok fazla işin içerisinde çok fazla koyamıyoruz. Ama hissediyoruz. Ya i̇şe gidiyorsunuz. Çok profesyonel davranmak zorundasınız. Bir maske takıyorsunuz. işte giyiyorsunuz takım elbiselerinizi şunları bunları. O duyguları hissettiğiniz şeyleri. Evet bir anlayacağınız, iki çözümleyeceğiniz, üç dönüştüreceğiniz alanlar çok fazla olmuyor. Bence sanat e, buna da izin veriyor sizin de dediğiniz gibi yani orada bir karmaşa yaşıyorsunuz bir ne olduğunu bilmediğiniz bir duygusal çalkantı içerisine giriyorsunuz bir okyanus ya da bir ırmağın çalkantılı bir şekilde akması gibi ve oradan bir şeyler çıkıyor. Bu bakımdan bence alanlar açabilmek ve bu duyguların yaşayacağı bir alan açabilmek hem iyileştirici, dönüştürücü özelliği anlamında gün içerisinde bir şey yaşadınız ve belki bunu yansıtamadınız dediğiniz gibi. Toplantıdaydınız, iş toplantısındaydınız ve bir şey oldu ve yaşayamadığınız bir duygu birikti işinizde. Ya yani gelip manasız bir şekilde de olsa o öfkenizi kaleme kağıda dökebilmek çok iyileştirici bir özellik. Ve siz bunun olumlu tarafında yansıttınız. Bazen yine akıl işin içerisine giriyor ve diyor ki Yapamazsın hani aşama aşama düşünüyorsunuz gelecek için 10 adım strateji evet. kuruyorsunuz. Evet. Halbuki teslim olsanız anı evet. bıraksanız aklı bir kenara bıraksanız bir çocuk saflığıyla kendinizi böyle aman deyip dışarı attığınız Kesinlikle. tozda toprakta yuvarlandığınız gibi sonu nereye gidecek düşünmeden kalbinizle bir şeyler yaptığınız zaman o da çıkması gerekeni aklın engellediğini o kadar güzel ve o kadar doğal bir şekilde ortaya çıkartabiliyor Kesinlikle. ki bu da gerçekten son derece yaratıcınızı tetikliyor ve siz aslında farkında olmadığınız bir potansiyeliniz ve yaratıcı gücünüz olduğunu görüyorsunuz. Çok güzel. Bence sanatın en güzel iyileştirici noktalarından bir tanesi sizin de çok güzel parmak bastığınız nokta noktada bu. Yani aslında içinizde çok ciddi bir akan ırmak var, çok ciddi ah. bir potansiyel var ve biz bunun önüne her zaman genellikle akılla ve işte böyle garantici zihniyetle aman kimse görmesin, aman yanlış adım atmayayım, aman millet ne der, ne düşünür. Tamam kapılarını kapat, al eline kalemi, kendi dünyanda uç, kendi dünyada tak kanatlarını ve bence hazır olduğumuz zaman, hazır olduğumuz şekilde bunlar da zaten hayatta hediyeler şeklinde dönüşecektir. Kesinlikle. Önemli olan bu alanı açabilmek, önemli olan sanatın küçük bir şekilde de olsa hayatımızda yaşaması için bir alan açmak. Kesinlikle. Sonra yaralarımızı dönüştürmek için kullanabiliriz bunu. Uçan kaçan hayallerimizi kimse Kesinlikle. görmeden kendi Çok hayallerimizin güzel. temizliğinde saflığında hayata geçirmek için kullanabiliriz. E, o kısmı sonradan düşüneceğiz şeyler. E, yine güzel. sonradan baktığımız zaman, resme baktığımız zaman göreceğimiz şeyler. Aa, bunda bir patern oldu. Ya belki buradan bir kitap çıkar. ...aa buradan güzel bir şey çıktı... hani ...belki buradan bir e, eser çıkar... ...bence bundan sonradan düşünmesi gereken şeyler... ...burada Kesinlikle. davet... ...daha fazla hissetmeye ve kendimizi... E, ...yaratım sürecine teslim etmeye... E, ...hazır olabileceğimiz... ...alanlar yaratmak. Kesinlikle. Ya bir de ben şunu... ...belki söyleyerek bitirmek istiyorum... ...bu... E, ...bu yaptığımız... ...eserleri... ...hazır hissetmesek dahi... ...dünyayla paylaştığımız zaman... Ee, orada da ayrı bir büyü oluyor ve eksik de olsa hatalı da olsa çok böyle orada yeteneği sergilemek değil amaç orada sen kırılganlığınız aslında Doğru. hikayeni paylaşıyorsun dünyayla ve diyorsun ki bak e, adım Hıdır elimden gelen budur böyle bir hikayem var benim bu da benim hikayem diyorsun koyuyorsun ya internete mesela o inanılmaz Aynen. büyülü kapılar açıyor çünkü senin düşündüğün gibi düşünen e ee, böyle belki yüzlerce, binlerce kişiyle aranda köp köprüler kuruyorsun, kapılar açıyorsun, yeni diyaloglar başlatıyorsun, benzer Aynen. hisleri paylaşıyorsun ve bambaşka bir sanat e, köprülerinde buluşuyorsun ya da fikir köprülerinde dostluklar oluşturuyorsun. O hay hani hazır olmayı e, beklemek yerine bir yerden girip de dünya ile bunları paylaşmak da inanılmaz büyülü kapılar açıyor bence. Çok güzel. Açmaya devam edelim. <laughs> Kesinlikle. Açmaya, uçmaya devam yani böyle. Aynen. <laughs> bir sonrakinde görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkürler. Harika bir <laughs> Çok sohbet. Sevgiler. Çok teşekkür.